Adana'ya gidiyorum. Şu an sabah saat 5, o yüzden kahvaltı yapamadım, poğaça yiyorum. Adana'ya Gül arkadaşımla birlikte gidiyoruz. Ona da poğaça almışım ama tadı çok güzeldi diye dayanamayıp hepsini yedim. Merhaba, günaydın Umuyiler. Nasılsınız? Gül'e tam poğaça bırakmadım diye üzülürken kendisi bana poğaça almış, hem de bol bol. Ya Johnson, teşekkürler. Adana'ya gideceğimiz otobüs geldi. İnanmayacaksınız ama otobüs ücretsiz. Ben de duyunca çok şaşırdım ama öyle. Adana Hastanesi'nin özel otobüsüymüş, o yüzden ücretsiz. Merhaba Umuy, şoför amca. Bu ne ya, fısfıs İsmail misin sen? Korona mı kaldı Allah için? Bitti gitti çok şükür Umuy. Gül arkadaşım hastanede muayene olacak, o yüzden beni refakatçi olarak yanına aldı. Bu Umuy şoför amca bizi maskesiz otobüsüne bindirmedi, gittik maske aldık. Ne yapayım? Gideceğimiz hastanenin adı bu galiba. Şu an Antakya'dayız ya, buranın önünden kalkıyor otobüs. Ne yapayım? Ve yolculuk başladı, şu an Adana'ya gidiyoruz. Ben müziksiz asla yolculuk yapamam. Ne yapayım? Otobüsün içi hep yaşlı hasta teyzelerle dolu. Hepinize geçmiş olsun Uviler. Ya ama çok sıkıcısınız. Kalkın zıplayın, oynayın. Uyumaya mı geldik? Dayı, ala Uvi. Of, hiç eğlenmeyi bilmiyorsunuz. Anlaşılan iç başa düştü. Biri mi osurdu? Kaptan durdur arabayı, ineceğim. Şimdi size o güzel sesimle şarkı söyleyeceğim. Ses dönemi bir ki. Sayın yolcularımız, öncelikle tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Hazırsanız şarkımı söylüyorum. Adana'ya gidek mi? Şarkımından yiyek mi? Kebabından giyek mi? Adana'ya. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. Hele kardeş gel bize. Gidik gidik gel bize. Adana'ya gel bize. Adana güzel derler. Hele kardeş gel bize. Bu baca ne ya? Bulut yapma makinesi galiba. İskenderun burası. Şoför bizden sakız istedi, ona falım ikram ediyorum. Buyurun Uvi amca, afiyet olsun. İnşallah sakızı çiğneyecek dişim vardır. Şaka lan şaka, gül diye. Ve bir saat süren yolculuğun sonunda hastaneye yetiştik. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin. Şu an Adana Yüreğir'deyiz. Gül arkadaşımla hastaneye şu an giriş yapıyoruz. Girişteki adam maskeni tak diye beni uyardı. Ben de onu hak ettim bunu dedim. Bakın burada kim var? Uvi ve kankası. Merhaba Uvi. Hastanenin her yerinde Atatürk resmi vardı. Bu çok hoşuma gitti. Arkadaşım kan verip tahlil yapacak. Sonuçları da öğlen alacağız. Tahlil sonuçları çıkana kadar da attık kendimizi dolmuşa. Biraz Adana'ya gezelim değil mi? Optimum AVM'ye geçip hamburger söyledik. Böyle küçük durduğuna bakmayın, bayağı doyurdu bizi. Ellerimi yıkamak için lavaboya gittim, bir de ne görüyorum? Elimi oraya koyunca kapı açılıyor, yok artık. Köyden indim şehre, uyyy. Çıkmak için de aynı şekilde elimi koydum, bakın açıldı. Bizim Hatay'daki AVM'lerde böyle bir şey yok. Daha doğrusu tuvalete kapı yok. Aa, bu da otomatik, bakın elimi koydum kapı açıldı. Vaaav, çok iyi. İçerisine bakalım. ACK. Bizim kapılar hep manuel, Adana bayağı gelişmiş. Bir şey diyeyim mi, Adana'da hiç yabancılık çekmedim çünkü her yer portakal ağaçlarıyla dolu. AVM'nin ortasında bile portakal ağacı var, vallahi helal olsun. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gel. Tam hastaneye sonuçları almaya giderken bir de ne görelim, kavga var. Saçmaş birbirlerini yoluyorlardı. Dolmuşta bizden başka şaşıran yoktu çünkü her gün olan bir şeymiş. Valla ben görünce çok üzüldüm. Baksanıza kadın kendini yere atıyor, yazık ya. Allah sabır versin, Rabbim kimseye doğru yoldan ayırmasın. Burada Gül arkadaşım dolmuşçuya çok sinirleniyor çünkü sigara içiyor. Düşünsenize, dolmuşa binmişsiniz, gidiyorsunuz ve şoför sigara içiyor. Ne kadar saçma. Adana'da bir daha asla dolmuşa binmem. Hastanenin karşısından su aldım. Suyun fiyatı 3 lira. 2 tane su aldım, 5 liram vardı, 1 liram eksikti. Kıza 1 liram eksik sorun olur mu dedim. Bana evet sorun olur deyip suyu vermedi. Yazık, insanlık ölmüş. Tüh. Ne kadar güzel, her yer portakal ağaçlarıyla dolu. Arkadaşımın tahlilleri için bizi başka hastaneye yönlendirdiler. Zaman kısıtlı olduğu için taksiyle gideceğiz. Gül arkadaşım da şimdi taksiciyle pazarlık yapıyor. Taksici bizi 5 dakikalık yere 130 liraya götürürmüş. Bro ne yaptın ya, 130 lira ne? Biz turist değiliz ha, ben buralıyım babuş. Ve taksici ısrarımıza dayanamayıp bizi aldı. 100 liraya anlaştık. Adana gerçekten güzel bir şehir. Yalnız babuş, sen taksimetre açmışsın da 100 liradan fazla veremeyiz. Gül sinirden gülüyor. Abi ne kadar ödeyeceğim? Ama 120 lira. Daha fazla inemiyor muyuz? 5 dakikalık yol 120 lira tuttu. Biraz daha pazarlık yaptık ve 100 lira verdik. Sağ olsun, kırmadı bizi. Teşekkürler.
Böyle bir hastaneye geldik tahlil sonuçlarını göstermeye. Taksici dışarıda bizi bekliyor. Ve yine bindik taksiye, gittiğimiz hastaneye gidiyoruz şimdi. Hastanenin ücretsiz otobüsünün kalkma saati geldi. Ve sonunda Hatay'a dönebiliriz artık. Fıs fıs İsmail iş başında. Özledin mi beni Uğur amca? Gül arkadaşımın rahatlığına bak. Çekirdek çay da vereyim tam olsun Gül Hanım. Aha Gül, üstünden araba geçiyor. Arabanın altında kaldın, iyi misin? Orada bir kale var uzakta. O kalenin nesi hiç bilmiyorum ki. Adana'da birinci günümle oynamam böyle. Yolcunun sonuna doğru herkes ayakkabısını çıkarttı. Üf, otobüs bildiğin ahır oldu. Bu ne koku? Ya bu otobüste pencere de yok. Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Ve sonunda Antakya'ya yetiştik. Bay bay fıstıs amca. İnsanın memleketi gibi yok ya gerçekten. Siz hangi şehirden izliyorsunuz bu videoyu? Hadi yoruma yazın. Videomu izlediğin için teşekkürler.